Çayı sevmeyeniniz, en az bir öğününü onunla taçlandırmayanınız var mıdır? Ya çaysız konuk ağırlayanınız, yahut konuk olduğunuzda bir bardak çaydan başka bir şey umanınız. Çay, kah günümüzün sımsıcak 5-10 yudumu, kah da gönlümüzün kopkoyu sevgi sunumudur. Bazen de hayatın en tatlı anlarını, en renkli hallerini yansıtan doyumsuz duygu şölenidir. Çay ile kurulur nice dostluklar, köpürür sevgiler, koyulaşır sohbetler. Haneler, çayhaneler onunla şenlenir, ziyaretler ve ziyafetler onunla renklenir. Yaz kış sevilir çay, sabah akşam içilir. İçilir içilmesine de herkesçe bir değil. Hani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır ya, öyle de bir de çay içişi vardır dense yeridir. Zira herkes bir başka türlü içer çayını, bir başka türlü sever. Kimi ince belli bardakla içer, kimi kocaman kupasıyla. Klasik piyalesiyle yudumlayanı da olur azar azar, desen desen fincanıyla da. Bol şekerli, şekersiz, limonlu, karanfil aromalı, buzlu, sütlü ve daha bilmem kaç türlüsü sevilir çayın. Nasıl sevilirse sevilsin, neyle içilirse içilsin, çay tartılamaz bir tat ve tartışılamaz bir tutkudur. Hele ki semaver tutuşturulur, dumanı tüttürülür ve muhabbet tattırılırsa çay keyfi neyle tartılır, nasıl anlatılır bilemem. Güzel bir şehrin asude bir göl kıyısındaydık. Şen şakrak bir tabiatın en güzel köşelerinden biri olan bu yer, zümrüt yeşili, rengarenk ormanlara sırtını yaslamıştı. Gözlerimizi kamaştıran binbir renk cümbüşünün, gönüllerimizi coşturan baş döndürücü güzelliklerin arasındaydık. Çaycı semaverini tutuşturmuş, dumanını tüttürmüştü. Kömür ocağının korunda usul usul demlenen çayın hoş kokusu her yanı sarmıştı. İki eski masanın etrafına dizilmiş plastik sandalyelere oturmuş, nadide bir ikindi çayı keyfi yaşayacaktık. Sakın buralarda oturulur da çay içilir mi demeyin. Bizim gözümüz ne eski masadaydı, ne de kırık dökük birkaç sandalyedi. Gönül ne çay ister, ne kahve. Gönül sohbet ister, çayda, kahvede bahane. Misali, gözümüzü, gönlümüzü doyumsuz bir manzaraya kaptırmıştık. Çok geçmeden de çaylarımız yanında limon dilimleri ve küçük şekerlemeler olduğu halde servis yapılmıştı. Anında kendimizi buram buram bir kekik kokusunun arasında buluvermiştik. Yarım bardak kekik çayı ve yarım bardak siyah çaydan müteşekkil hoş bir çay. Tabiat eczanesinin güzel tiryakı olan kekiğin, siyah çay ile böylesine hafif ve doyumsuz bir tat oluşturabileceğini o gün her birimiz deneyimleyip tasdik etmiştik. O semaver tadındaki kekik kokulu çayı tekrar yudumlamamız ya da aynı tadı yakalamamız bize nasip olur mu bilemeyeceğim. Ama o bir bardak kekik kokulu çayın çok hafif tadını, o asude göl kıyısını ve çevresindeki rengarenk atlasa saçılan engin manaları hep özleyeceğim.